Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün yine Alize Angora Gold'la karşınızdayım. Çok güzel şöyle mavi bir ipim var. Renk numarasını şöyle göstermek istiyorum. 514 numara hanımlar. Şurada 514 numara renk numarası. Tığım her zaman angoralarda kullandığım 4 numara 1.60 milim tığım. Çok güzel bir model anlatacağım. Üç boyutlu bir model. Şöyle ipimi kenara alayım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum hanımlar. Modelimiz zincir üzerine kuracağız. Zincirlerimiz 11 ve katlarından oluşuyor. Her bir modelimiz için 11 tane zincir bize lazım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir modelimiz için. Şöyle 3 model üzerinde anlatacağım hanımlar. Sadece model anlatımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tığıma ipimi doladım. Şöyle sayıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıya giriyorum. Şöyle uzatıyorum. Üçlü bir trabzan ipimi bir kere doladım. Bu sefer de çekiyorum. Şöyle biraz daha uzatıyorum. İpimi doladım. Aynı zincirin içine batıyorum. 2 1 2 3 4 5 6 Zincirimizi saymıyoruz hanımlar. Ve de 7. Zincirimizin dışında 7 tane trabzanımız oldu. Hiç ip dolamadan alttan zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar ipimi doladım. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire giriyorum. Şöyle trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve de 7. 7 tane trabzanımı yaptım. Hiç ip dolamadan 1 2 3 4 5'inciye şöyle sabitliyorum. Tekrar ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 6'ncıya şöyle yine 7 tane trabzanımı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve de 7. 7 tane trabzanımı yaptım. Yine 1 2 1 2 3 4 5. zincirime batıp sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Şöyle hemen dibine batıyorum. Sonra ilk trabzanıma yine sık iğne olarak ilk trabzanıma batıyorum hanım. Bu şekil. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 kere ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Sık iğne yaptım trabzanın içine. Şöyle uzatıyorum. İki kere çektim, kapatmadım. Tekrar iki kere ipimi doladım, aynı yere battım. 1
2 çektim, durdum. 2 kere ipimi doladım. Aynı yere battım. Tığımda 4 ilmeğim var. Hepsini bir kapatıyorum. Bir sıkılaştırma zinciri. Şöyle ipimi trabzanı yaptım. Trabzanla beraber sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine sık iğne olarak şöyle batıyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Şu modelimin son trabzanını batıyorum. Şöyle 2, 2 kapatıyorum, bekliyorum. Tekrar 2 kere doladım. Aynı yere battım. 2, 2 kapattım, durdum. Aynı yere tekrar battım. 2, 2. Şöyle yine 4 tane ilmeğim var. Hepsini bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sıkı zincir çekiyoruz ve aynı trabzanın yaptığı aynı yuvanın içine batıyorum. Şöyle kapattım. Hemen karşıdaki trabzanların başına geçiyorum. İlk trabzanın tepesine. Şöyle batıyorum sık iğne olarak. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. 2 kere aynı yere batıyorum. Şöyle 2 çektim, durdum. 2 kere ipimi doladım. Aynı yere battım. 1, 2 çektim, durdum. Şöyle toplam yine zincirimle beraber 4 trabzanım oldu. Hepsini bir kapatıyorum. Bir sıkılaştırma zinciri. Şöyle trabzanların tam ortasına gelecek şekilde 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine şöyle sık iğne sabitliyorum. 1, 2 kere doluyorum. Bu modelimin son trabzanını. Şöyle batıyorum. 2 çek, 2 çek. Dur. 2 kere doladım aynı yere. Bu modelden ne yapabiliriz hanımlar? Çok güzel yelek yapabiliriz. Bluz yapabiliriz. Hırka yapabiliriz. Etol yapabiliriz. Şal yapabiliriz. Bebek ürgülerinde, bebek battaniyelerini kullanabileceğimiz çok güzel bir model. 4 zincir çektim ve aynı yere battım. Çanta yapabiliriz. Tekrar karşıdaki diğer modelimizin ilk trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, 2 kere ipimi doladım, aynı yere battım. Şöyle uzunca trabzanlar yapıyorum. 2 kere doladım, aynı yere battım. 3. Zincirimizle beraber 3 ve 4 ilmeğimiz oldu. Hepsini bir kapatıyorum, bir sıkılaştırma zinciri. Şöyle trabzanlarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. trabzan tam ortaya gelecek şekilde sabitliyorum. 1, 2 kere doluyorum. Son trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle aynı şekilde tekrar. Şöyle 3 tane trabzanımız oldu. 4 ilmeğimiz. Hepsini bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere batıyorum. Bu şekil. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine sık iğne olarak batıyorum. Şöyle bir yuva yapıyorum. İpimi doladım. Modelimi çevirdim. Şu tepeye yaptığımız sık iğnemiz var hanımlar. Sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle üçlü trabzan yapıyorum. İlk sırada yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. 7 tane trabzanımı yaptım hanımlar. 1 2 kere ip doluyorum. Şu araya bakın hanımlar, şu araya
Geçiş yaptığımız yere tam ortaya sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4'lü bir trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Yine tepedeki şu birleşim yerindeki sık iğnenin içine batıyorum. 1, 2, 3'lü bir trabzan. Buraya aynı yuvanın içine, sık iğnemin içine 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve de 7. Hiç zincir çekmeden 2 kere doluyorum ve aradaki tam bakın ortadaki sık iğnenin içine batıyorum. Geçiş yaptığımız yere. Önce 1, 2, 3, 4. Bu şekil. Zincir çekmeden ipimi doluyorum yine tepedeki sık iğnenin içine. Yedi tane trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve de 7. Tekrar 2 kere ipimi doladım. Şurada dönüşte bir tane zincir çektik ya. Zincirimizin içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4'lü bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Modelimizin bir zincir çekip modelimi çevirdim. Şöyle ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir kere iki kere doluyorum. 4 zincir çektim. 2 kere ipimi doladım. Ve aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle 1, 2. Bekliyorum. Kapatmıyorum. Tekrar 2 kere doladım. Aynı yere battım. Aynı şekilde tekrar 2 kere ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimizle beraber 4 ilmeğimiz, 4 trabzan oldu. Kapatıyorum. Hepsini bir zincir. Trabzanlarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tam ortaya sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2 kere doluyorum. Son trabzanımın tepesini. Modelimin son trabzanını. Şöyle batıyorum. Kapatmıyoruz. 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Kapatmıyorum. Şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere batıyoruz. Şöyle 3 boyutlu olması için zincirimizin sık olması lazım. Tekrar diğer modelimizin bakın ilk trabzanına sık iğne olarak geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Aynı şekilde 2 kere doluyoruz. Devam ediyorum. Hepsini bir kapattım. Bir sıkılaştırma. 1, 2, 3, 4. zincir trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyorum. Bir, iki doluyorum ve son trabzanın tepesine. Modelimin son trabzanı. Bu şekilde ben diğer modelimi de yapıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Yaptım son trabzanlarımı hepsini bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve aynı yere sık iğne olarak sabitliyorum. Ve şu yaptığımız yuvanın içine sık iğne olarak batıyorum. Sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 3. geri geliyorum.
Şöyle bir yuva oluşturuyorum. Tekrar ipimi doluyorum ve tekrar tepeye batıp 7 tane trabzan. Modelim bu şekil hanımlar. Modelim bu şekil ilerliyor. Şöyle daha büyük bir parçada çalışmıştım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın. Modelim çok güzel, üç boyutlu. Modelimizin ön yüzü bu. Arka yüzü de bu şekil hanımlar. Arka yüzü ayrı güzel, ön yüzü ayrı güzel. Şöyle altı da zikzaklı bu şekilde geliyor hanımlar. Herhangi bir lastik yapmanıza da gerek kalmıyor. Buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan da videolarımı paylaşıp da bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.